En son skecim zorla spor yapmaya başlayan ve iki tane hımbıl arkadaşı olan ve onlara yakalanan bir kızdı. Geçen hafta aslında ben çok iyi hissetmiştim ama jüriden biraz düşük puan aldım. Dördüncü oldum. Neyse elenmedim ya, o iyi. Ay biliyor musunuz? Spor salonundaki tipler iri yarı ve kaslı. Ama o zarif yogacı pilatesçilerin o sakin soğukkanlı tavrı daha korkutucu kanımda ne ya. Efendim bu geceki skecim çok hanımefendi bir kadın. Alımlı, güler yüzlü, seksi ve bu işvesini, cilvesini kullanarak garibim Ünal'la Haki'ye beyaz eşya satıyor. Onlar da bu tufaya düşüyorlar, biz de primleri kazanıyoruz. Komedi Türkiye hayatından memnun musun? Çok memnunum. Ortamdan da çok memnunum. Yorumlardan da çok memnunum. Çünkü gerçekten iyi yönde ve bizi geliştirmek amacıyla yorumlar yapıyorlar. Kadının zekasından korkacaksın diye söyler hep erkekler. Aslında korkulması gereken kadının zekası değildir ki kadının zekası tartışılmaz, o ayrı. Ama erkeğin aklının hep sadece bir tek iş için çalışıyor olmasının sonucudur efendim bu laf. Ve bu akılları hep onları dert açar. Yarışmacımız Beren'in fendi erkekleri nasıl yenecek izleyip göreceğiz. Biraz daha bakın, ben yine tekrar uğrarım yanınıza. Tamam, ben bakayım geleyim o zaman, tamam, ondan sonra. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Efendim ben bir çamaşır makinesi bakıyorum da. Tabii çamaşır makinelerimiz bu tarafta. Ayrıca tüm ürünlerimizde %20 indirimimiz de var. %20 mi? Olur mu efendim? Televizyon reklamlarında %40'a varan indirim diyorsunuz. Ay vallahi beyefendicim, indirim öyle bir başladı ki biz dedik kesin %40'a varır. Ama %20'ye gelince ay nefesi kesildi. He, ya, oldu o zaman. Çamaşır makinesinden vazgeçtim. Ben kettle bakayım ben. Kettle. Tabii kettle'larımız da şu tarafta. Üç farklı modelimiz vardır. Evet. Ama ben size şunu tavsiye ederim. Kettle hem çaydanlık. Üstelik eşiniz size bununla sabahları çay da demleyebilir mesela. Eşim mi? Yok efendim, eşim yok. Evli değilim ben. Evli değil misiniz? Çok şakacısınız beyefendi. Hayır efendim, şaka yapmıyorum. Aa, beyefendi saçmalamayın ya. Olur mu öyle şey? Bekar olmanız mümkün değil. Aa, parmağınızda yüzük de yok, yüzük izi de. Ay inanmıyorum, siz bekarsınız. Evet efendim, bekarım. Ay. Beyefendiciğim şaşkınımı mazur görün. Hayır yani sizin kadar yakışıklı ve karizmatik bir erkek nasıl olur da bu yaşa kadar bekar kalabiliyor, inanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Benim efendim şimdiye kadar karşıma doğru kadın çıkmadığı için doğrudur. Ama hayat sürprizlerle dolu, öyle değil mi? Evet. Hayır yani bir bakmışsınız doğru insan tam da bugün karşınıza çıkıyor. Ya vallaha mı? Vallaha. Siz ondan çok etkileniyorsunuz. O sizden çok etkileniyor. Ve hop yıldırım aşkı. Ne diyor ya, ne biçim şeyler söylüyor, şuna bak Allah Allah. Eminim ki yakışıklı ve gözde bir bekar erkek olarak bütün beyaz eşyalarınız tamdır. Anladığım kadarıyla bir kettle'ınız eksik, onu da bugün alacaksınız. Ha. Aslında diyorum ki ben efendim, gelmişken ne var ne yoksa alsam mı acaba? Aa, ne gibi şeyler mesela? Ne gibi şeyler mesela, efendim çamaşır makinesi olur, bulaşık makinesi olur, televizyon olur. Yani yeni bir ev için gerekli olan ne varsa olur. Nihayetinde ben de 40 yaşıma yaklaşıyorum değil mi efendim? Aslında ben bunların yeni modellerini alacaktım da sürekli daha yenileri çıkıyor, yetişemiyorum. Ama tabii bu yaştan sonra ne olacağı da hiç belli olmaz değil mi? Yani? Değil mi? İzninizle ben bir yerine koyayım şimdi. Hayır. Aslında ben gelmişken ne var ne yok silip süpürsem mi ya? Çünkü hayat sürprizlerle dolu nihayetinde. Ay çok affedersiniz, ben heyecandan sizin isminizi sormadım. Ay estağfurullah efendim, ben heyecandan kendi ismimi unuttum zaten. Neydi kızım? Ünal, Ünal. Hey. Bir de evlisin üstelik. Ne yapıyorsun ya? Aleyhime mi oynuyorsun? Çekil git sarışın. Ünal'mış efendim. Ünal, benim ismim Ünal.
Özel bir şirkette müdür yardımcısıyım. Ah, Ünal Bey, memnun oldum. Benim adım da Nüket. Ama resmi çok severim. O yüzden siz bana kısaca Nü diyebilirsiniz. Efendim çok memnun oldum, tanıştım Nü. Yani böyle şeyler söylenir mi bilmiyorum ama benim en büyük hayalim günün birinde eşimin benim Nü resmimi yapması. Nü bayağı böyle bildiğin giyiniksiz yani ha. Ay inşallah kısmet efendim, kısmet olur. Ya hayal tabii, bilmiyorum gerçekleşir mi? Gerçekleşir. Niye gerçekleşmesin efendim? Hayat nihayetinde sürprizlerle dolu. Tabii. Eşiniz resim çizmeyi öğrenir, siz de çiziverir inşallah. Harika. O zaman siz diğer modellerimizi inceleyin. Ben diğer müşterilerle ilgilenirim. Sonra tekrar yanınıza uğrarım. Oldu efendim, ben sizi işinizden alıkoyayım. Teşekkürler. Lütfen. Buyurun. Allah'ım ya Rabbim ya, sen bilirsin şu kısmete bak. Kettle almaya gelip de eş bulan ilk insan ben olacağım herhalde. Kız da bayağı güzel yani, değil mi abicim? Siz niye onayladınız? Seninle aynı fikirdeyim diyor. Size ne oluyor ya? Onu diyorum. Tövbe tövbe. Hayır, ben bildiğin nudist oldum demek ki. Hayır. Ben bir gideyim bari, bakayım çeşitlere bakayım. Haki Bey, seçebildiniz mi tost makinesini? Nükhet Hanım, aslında ben gelmişken buzdolabıydı, çamaşır makinesiydi, bulaşık makinesiydi, fırındı. Hepsinden komple satın alayım, eve öyle gideyim diyorum. Ah, gerçekten mi? Evet, evet. Aslında ben düşündüm de, yani sizle konuştuktan evet. Sonra hayat sürprizlerle dolu. Benim de yaşım 40'a yaklaştı. Ne yapacaksın? Bir gün evleneceğin kadın tak diye karşına çıkabilir, değil mi? Ay, aynen öyle Hakicim. Ay, size Hakicim dedim ama ayıp olmadı, öyle değil. Yok yok, çok tatlı oldu. Hep böyle devam et, Nüket. Peki hangi modellerimizi beğendiniz? Bence şu model çok güzel, hem fiyatı da iyi. O B sınıfı ama. Yani? Yani A sınıfı olanlar doğaya daha az zarar veriyor ama siz bilirsiniz tabii. Yalnız fiyatı 500 lira daha fazla. Ay Hakicim. Ne oldu? Doğa dedin de aklıma ne geldi? Ne geldi? Benim en büyük hayalim nedir biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Böyle günün birinde eşimle beraber yemyeşil doğası olan bir yerle evinde tatil yapmak. Böyle sadece kuşların, rüzgarın, aşkın sesiyle baş başa kalıp tabuları yıkmak. Ay tabii, yeni tanıştığım birine böyle şeyler söylemek ne kadar uygun bilmiyorum ama hayal işte, umarım bir gün gerçekleşir. Gerçekleşir. Niye gerçekleşmesin? Nüket Hanım, ben bu A sınıfı olanların hepsinden komple alayım, eve öyle gideyim diyorum. Harika. O zaman sen kasada işlemlerini hallet. Ben diğer müşterilerle ilgileneyim. Sonra tekrar gelirim. Tamam, ben o zaman kasada şey yapayım. Sen orada şey yap. Ben sonra birlikte şey yaparız. Kahve içeriz. Evet. Tamam. Tost makinesi almaya geldim. Hayatımın kadını buldum. Bence bu dünyada bir ilk. Ne? Buyurun, böyle alayım ben size. Ünal'cığım, seçebildiniz mi? Vallahi seçtim. Bu listeden işte ne varsa aldım. Hepsini zaten gelmiş, el alayım dedim, aldım. Ay, her an evlenmeye hazırım diyorsun yani. Ay, vallahi kısmetse hazırım inşallah. Harika. O zaman sen kasada işlemlerini hallet, sonra ben tekrar yanına uğrarım. Tamam, ben bunları şey yapayım, sonra belki bir şey içeriz ama. Evet. Hadi bakalım. Faturanızı şimdi çıkartıyorum beyefendi. Güzel olur. Hanımefendi, ben de bu... Aman. Burada gördüğünüz modellerden ne var ne yoksa istiyorum. Onları hepsini ekleyin. Tabii efendim, tabii. Hayat ne kadar garip değil mi arkadaşım? Ya gerçekten de öyle efendim. Gerçekten çok garip. Ben bugün buraya tost makinesi almaya geldim. Bir dünya eşya aldım, eve öyle gidiyorum. Ay, siz onu diyorsunuz. Ben kettle almaya geldim. Kettle hariç ne varsa aldım gidiyorum. Ana, kettle'ı unuttum ya ben. Hanımefendi oraya bir de kettle ekleyelim en iyisinden. Tabii. Yalnız bir şey diyeyim mi? Eşyada bir şey mi? Ben bugün evleneceğim kadınla tanıştım. Vallahi tebrik ederim efendim sizi. Tesadüfe bakın, ben de hayatımın kadınına burada rastladım. Aa, gerçekten mi? Vallahi tebrik ederim sizi. Tebrik ederim.
Ya insan görür görmez aşık olur muymuş? Olurmuş meğer benim için aşkın adı Nükhet'miş ya. Hakikaten ya adı Nükhet'miş. Ha, ya ya. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Ya, ya. He? Ne diyorsun arkadaşım sen? Hangi Nükhet'ten bahsediyorsun ya? İşte bu mağazada çalışan Nükhet'ten sen kimden bahsediyorsun? Nükhet Duru. Okay. Ne okey? Ne okey? Ben de buradaki Nükhet'ten bahsediyorum. Sen nasıl benim evleneceğim kadınla ilgili böyle hayaller kurarsan? Asıl sen benim Nükhet'imle ilgili ne biçim konuşuyorsun lan? Nereden senin Nükhet'in oluyormuş? Bir kere sen evlenmemi teklif ettin. Etmedim ama edeceğim inşallah. Ve bunu bana yedirdin. Ne yapayım? Mecburse yaptım. Heh. Peki sen ettin mi? Etmedim ama etmek... Küçükken. Ay. Kız kalk buraya. Tamam. Nükhet Hanım'ı çağırır mısın? Ona ben evlenme teklif edeceğim. Tamam, hayır, bir saniye. Ben çağırıyorum. Deyin ki Ünalcığın çağırıyor deyin. Hayır, hayır, tamam, hayır, biz... hayır, hayır, hayır. Hakiciğin çağırıyor deyin. Hakiciğin mi? Ne cüğün diyorsun kendine? Koskoca adam utanmıyor musun? Benimle bağırmadan konuşma. Vallahi yolunu yapıştırırım. Beyler, bir saniye. Bir saniye, lütfen. Nükhet Hanım, Ünal Bey ile Haki Bey sizi görmek istiyorlar. Evet, işlemleri bitti. Ben faturalarını çıkartıyorum. Tamam. Şimdi gelince göreceksin. Sen göreceksin. Bana bak. Vallahi yumruğu yapıştırırım. Böyle bayağı yere yapıştırırım. Ünal Bey, ne oldu? Ha, çekil şuradan, çekil. Nükhet, sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Hayır Nükhet, benim sana çok önemli bir şey söylemem lazım. İyi günde, kötü günde. Hastalıkta, sağlıkta. Ölüm bizi ayırıncaya kadar. Nükhet sen benim karım olsan lütfen karım ol. Benim karım ol çok güzel olacak. Her şey mükemmel olacak. Çok güzel. Karım ol lütfen karım ol. Ne yaptınız sanıyorsunuz siz? Bu ne Allah aşkına? Nükhet işte sana evlenme teklif ediyorum. Hem bütün beyaz eşyalarım da hazır. A sınıfı. Benim de hazır. Benim de hazır. Benim kettle'ım bile var. Beyler siz evli bir bayana evlenme teklif etmeye utanmıyor musunuz? Ne? Evli mi? Sen evli misin ya? Evet yüzüğüm bile var. Aa. Ama ben tek taşını kendin aldın, tek başına kendin taktın sanıyordum. Çek şuradan. Nükhet'ciğim sen bir hayalim var demiştin, I have a dream demiştin. Bir gün nasip olursa demiştin, kocam demiştin. Beni böyle bir çizsin diye şey yaptıydık biz aramızda ya. Evet, eşim çöpten adam bile çizemiyor. O yüzden merak ediyorum resim yapmayı ne zaman öğrenecekti bu hayalimi gerçekleştirecek diye. Ama bana da şey demiştin, en büyük hayalim doğada eşimle baş başa kuşlar, böcekler, tabular, libidolar demiştin. Libidolar dememişti galiba. Atıyor olabilirim onu. Ya evet. Eşim çok meşgul olduğu için bir türlü doğa tatiline götüremiyor beni. O yüzden en büyük hayalim bir gün beni götürmesi. İnşallah, inşallah. Faturalarımız hazır. Buyurun. Ayrıca bu mağazanın sahibi eşimdir. Birazdan gelir bilgi vereyim. Ha şey biz o zaman en iyisi gidelim biz. Gidelim. Çıkış buradan. Kusura bakma küçük bir yanlış anlaşılma oldu. Hadi kardeşim hadi. Hadi bir daha da böyle bilmeden etmeden etrafta çapkınlık yapmayın hadi. Hayır ben zaten nasıl hadi. Yapayım? Benim iki senem bunların taksidini ödemekle geçecek ya. Olsun üzülmeyin ne demiştik? Hayat sürprizlerle dolu öyle değil mi? Çıkar elbet biri karşınıza. Misal biz bugün dünyanın primini kazandık. Güzel bir skeçti. Elinize sağlık. Benim değil. Bu arada. Benim yüzlerine sağlık. Ellerinize, aklınıza sağlık diyelim ve hemen sözü jüriye bırakalım. Garip bir şeyle başlamak istiyorum lütfen. Yani bugün skeç gereği pas verdi hep Eren. Ama gerçekten skeçin içinde de hep pas attı. Güzel paslar attı. Ünal tabii müthiş bir oynayarak skeçi de gerçekten ve Beren'i de çok motive etti skeç boyunca. Dolayısıyla hep diyorum hani seni yarışmacı gibi görmek artık biraz şey oluyor, zor oluyor. Çok çabuk adapte oluyorsun, rolünü eklemeler yapıyorsun. Oyunculuğunda ben çok büyük hata ve kusur hiçbir zaman göremiyorum. O yüzden iyiydi, bugün de iyiydin. Bugün de şaşırtmadın. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Bir ya ben komedide böyle net ve temiz oyunları çok seviyorum.
Yani biraz abartacağın yerde abarttın, düz oynayacağın yerlerde oynadın, tertemiz oynadın. Sesin çok iyi duyuldu, dediğin çok iyi anlaşıldı, ezberin mükemmeldi. Ben böyle oyunları çok seviyorum. Teşekkür güzeldi. Ederim, çok sağ olun. Çok güzeldi. Baştan çıkarıcı kadın da bence yani bugüne kadar yaptığının dışında şeyler de yaptın. O da çok iyiydi bence. Erkekler ne kadar saf değil mi? Evet. Yani bunların hepsi gerçek aslında. Bakma burada biraz gerçeği bükerek anlatıyoruz komedi skeçlerinde ama erkekler aynen böyle aslında. Çok teşekkür ederim. Çok dertlisin. Ben teşekkür ederim. Hayır hayır. Bizden dertliyim. Doğru doğru öyle. Bu kadar mı saf olunur ya? Yani kadınlar her zaman çok daha akıllı. Yani bu... Pusulamızda bir sorun var. Pusulamızda ciddi sorun var evet. Peki puan görebilir miyiz acaba? 8. Teşekkür ederim. Güzel. Benden de 8. Teşekkür Gülsa'dan ederim. Gülsa'dan 8 geldi. Benden de 8. Teşekkürler. Güzel puanlar geldi. Peki içeriden hangi puanları göreceğiz? Derya'dan başlayayım mı? Beren çok güzeldi. Kadınlar her zaman daha akıllıdır'a veriyorum puanı. Peki, teşekkür. Ben Beren'e bir puanımı kesiyorum. O da nikah yüzüğüne yanlış elde baktığı için. Onun dışında her şey evet, harika. Aynı şey. Aynı şey. Bravo. Doğru. Süper bir 9. Ben yüzük nerede hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Murat yüzükler. Hep onları kolladığı için direkt ilgisi. Buruna takılıyor burada. İçeriden bugüne kadar hiç iki tane 9 gelmemişti. O da sana geldi. Bu ortalamayla ben seni şu anda tabii ki zirvede görüyorum. İnşallah bu şekilde devam eder diyelim. Teşekkür ederim. Ve çok sağ olun. Alkışlarla Beren Akkız'ı size görüyoruz.